İkinci Mehmet devleti iki kıtanın iki yakasına öylesine planlı ve azimli yerleştirecekti ki onun cihan devleti olması kaçırılmaz bir kader olacaktı. İstanbul'u düşürmek için İstanbul Boğazı'na hakim olmak lazımdı. Bu düşünceyle İstanbul'un fethine hazırlık olmak üzere 21 Mart 1452'de Rumeli Hisarı'nın yapımına başlandı. Planlar, 2. Mehmet'in projeleri esas alınarak Mimar Muslihittin tarafından çizilmişti. 6000 kadar işçinin kollarında yükselen Hisar'ın yapımında 2. Mehmet ve vezirleri bizzat çalışarak örnek olmuşlardır. 2. Mehmet'in maksadını anlayan Konstantin, bütün Avrupa'ya imdat istemek için haber gönderirken bir taraftan da İstanbul'un kapılarını kapattı ve şehirdeki Türk azınlığını hapse attırdı. 1452-53 kışı Edirne'de harp hazırlıklarıyla geçti. Bu çalışmaların başında dünya askerlik tarihinde inkılap yapacak olan büyük topların dökümü geliyordu. Fatih'in toplarının gücünden habersiz oldukları için Bizans surlarının gedi kaçılmaz bildikleri sağlamlığı ile teselli buluyorlardı. 26 Ocak 1453'te Ceneviz Cumhuriyeti'nin gönderdiği iki harp gemisi ve 700 asker İstanbul'a ulaştı. Sakız Adası'ndan da 300 asker ve bir harp gemisi geldi. Bütün hazırlıklarını tamamlayan 2. Mehmet, 23 Mart 1453'te Edirne'den hareket etti. Daha önce yapımı 3 ayda gerçekleşen devrin en büyük topunun İstanbul'a naklini emretmişti. Bizans'ın kalbinde derin yaralar açacak olan Şahi adlı bu topu 60 manda güçlükle çekebiliyordu. Edirne'den hareketten 13 gün sonra Otağı Hümayun İstanbul önlerine kuruldu. Toplar surların biraz gerisindeki mevzilerine yerleştirildi. Bu dünya harp tarihinde ilk defa bir topçu bataryası düzeniydi. Ve 6 Nisan 1453 Cuma günü şafakla beraber küçüklü büyüklü toplar Bizans surlarını dövmeye başladı. Bu arada Galata sırtlarından dünya harp tarihinde ilk defa kullanılan ve bir Türk icadı olan havan topları Haliç'teki düşman donanmasını dövüyor, ok yağmuru surların üzerinden aşıyordu. Bizans bütün gücüyle direniyordu. Yapılan bütün hücumlara rağmen Haliç'e çekilen zincirde kırılamıyordu. Bir taraftan yağmalar hazırlanıyor, surlar tahrip edilmeye çalışılıyor. Buna karşılık Bizans açılan gedikleri geceleri kapatmak için elimden gelen çabayı sarf ediyordu. Türk cephesinde ise fethin manevi havasını teneffüs eden askerler yılmadan hücumlarını tazeliyor. Başta 2. Mehmet olmak üzere Akşemseddin, Zanos Paşa gibi devrin büyük alim ve devlet adamları orduya manevi bir güç veriyor, onları zaferle müjdeliyordu. Kuşatmayı bütün şiddetiyle sürdüren 2. Mehmet, kendi buluşu olan zırhlı kulelerin içine küçük toplar yerleştirerek askerlerini Bizans surlarına en yakın noktalara sürüyordu. Her yeni duruma göre zekasını çok iyi kullanmasını bilen 2. Mehmet, 22 Nisan gecesi 67 parçadan oluşan Türk donanmasını tophane sırtlarından aşırıp Haliç'e indirdi. Zamanın tekniğinin çok çok üstünde olan bu başarı, Bizans'ın son mukavemet gücüne indirilmiş en büyük darbeydi. Nisan sabahı uyanan Bizans'ı Türk gemilerini kendi sularında görünce Türk hükümdarının askeri dehası karşısında bir kere daha ezilmişlerdi. 23 Mayıs büyük hücumundan evvel 2. Mehmet şehrin kesinlikle düşeceğini anladığı halde daha fazla kan dökülmesine mani olmak için imparatora teslim olmasını son defa teklif etti. 2. Mehmet'in bütün şartlarını kabul edebileceğini ancak teslim olmayacağını kesin bir dille ifade eden imparator, bütün ümidini dışarıdan gelecek yardımlara bağlamış, bunun için elden geldiğince Türkleri oyalamaya çalışıyordu.
vur pençeyi alideki şemşir aşkına. Gülbanka asuman tutan pir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin serif renk. Vur Türk'ü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar. Fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına. Türk hücumunun en şiddetli anında Ulubatlı Hasan adında genç bir subay, mahiyetindeki 30 askerle birlikte diğer hücum kollarından önce daralıp padişahın sancağını top kapısı surları üzerine dikti. Aynı anda Bizanslıların yüzlerce koldan yönelttikleri ateş, ok ve taşlarla şehit oldu. Ulubatlı Hasan'ın mahiyetindeki askerlerden 12'si şehit olmakla birlikte diğerleri sancağı ebediyen inmemek üzere surlara diktiler. Genç Fatih çevresinde ulema ve devlet adamları olduğu halde şehre girdiğinde Bizanslılar başlarında rahipleri olmak üzere Ayasofya'da toplanmışlardı. Doğu Roma Fatihini beyaz atının üzerinde mabedin kapısında görünce ağlayarak yerlere kapandılar. Büyük Türk Hakanı onları sükunete davet ederek insanlık tarihinin yükselmesine temel oluşturan şu cümleleri söyledi. Kalkınız. Ben Sultan Mehmet. Hepinize söylüyorum ki bu andan itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda gazab-ı şahanemden korkmayınız. Peygamber müjdesidir bu kutlu fetih. Alimin rüyasında 21'inde fatih. Akıl ile kuvveti hak yolunda seferber, karadan yürümüştü zafer için gemiler. Ay kızıla boyandı, Kıratında bir yiğit, sancağı dikmek için yarışıyor her şehit. Toplarıyla aşarken geçilemez surları, çağ açıp çağ kapatır hak dininin kulları. Müjde ey inananlar, fetih Fatih'indir. O ne güzel kumandan, o ne güzel asker. Konstantiniye mutlaka fethedilecektir. Ne güzel askerdir o asker. Ne güzel kumandandır o kumandan. Bürünmüş yanıyor Marmara içten. Durgunlaşıp engin silinirken kırışıklar. Oklar gibi fışkırmada her yandan ışıklar. Bir pembe bulut bağrı delinmiş kanamakta. Yorgun uyuyan tekneler altında uzakta. Altındır ufuk çizgisi, altındır akisler. Altın tozlu hainde iner her yana sisler. Yaz başlamış artık. Gittikçe açılmakta, dağılmakta karanlık. Her şey sessiz, hareketsiz. Ağran tan yeri sessiz. Kalmış gibi şehrin sarılmış bağrı nefessiz. Bir korkulu rüyayı yataklarda sayıklar, dalgın uyuyanlar, beraber uyanıklar. Bir saltanatın son gününün korkusudur bu. Türkler hareketsiz duruyor, bir pusudur bu. Zihrinle, füsununla, gururunla, nazınla, altın halicin, Marmara'n, aşık boğazınla, endamını sarmakta ipek tüllü karanlık, Türk'ün güzel İstanbul'u mesut uyu artık!